Afiyet olsun. Sağ ol Makbuş. Buyurun. Ya Emre nerede kaldı? Saat kaç oldu baksanıza. Ama hayatım söyledim ya. Özge beni arayıp haber verdi. Alışveriş merkezinin açılışına katılacaklar. Birazdan gelirler. Canım el kadar çocuğun açılışta ne işi var? Yalnız değiller merak etme. Dizinin tüm oyuncuları, yönetmen, yapımcı hepsi oradalar. Aman ne şahane. Bu iş çığırından çıkmaya başladı ona göre. Aman evladım bir şey deyip de çocuğun kalbini kırma. Yanana o niye gelmedi hala? Canım kız telefon etti. Fotoğraf çekimi uzamış işte. Aman ne kadar güzel. Herkes harıl harıl çalışıyor. Tabii ne oldu? Mücadelelerde yani sprint oldu mu sana şurası? Evet. Ya bugün onun oynadığı dizi yok muydu? Hani hep beraber seyredecektik? Daha bir saat sonra falan başlayacak. Ya canım gelirler şimdi kaygılanma. İstersen cep telefonundan arayalım. Cep telefonum. Evet şirket vermiş. İstedikleri anda ulaşabilmek için. Olmaz öyle şey. Bu yaşta cep telefonu kullanamaz efendim. Hah geldiler işte. Bu da ne? Emre Bey. Emre Bey mi? Evet, Emre Bey'in imzası gerekiyor. Ben babasıyım. Olur mu acaba? Olur. Bu ne evladım? Plazma TV. Bir dakika. Biz bu televizyonu istemiyoruz. Nasıl yani? Vay. Demek geldi ha. Çok güzel bir şey. Nasıl ama Makbuş? Çok büyük. Fazla büyük. Bana baksana sen. Bacak kadar boyuna ne işlere karışıyorsun söyler misin? Hiç. Nasıl hiç? Sen nasıl kendi başına gidip alırsın bunu söyler misin bana? Ama baba. Lütfen bunu geri götürür müsünüz? Bir kartınızı bırakın. Ben yarın uğrayıp yetkili kişiyle görüşeceğim. Buyurun efendim. Ya Hakan'cığım çok büyük tepki vermiyor musun? Lütfen. Evimizde televizyon var zaten öyle değil mi Emre? Ama bu daha iyi bir model. Hem diziyi ondan seyredecektik. Böyle kocaman. Emre çok oluyorsun ona göre. Yaşının çocuğu gibi davranmazsan külahları değişiriz. Sen nasıl kendi başına boyundan büyük işlere kalkışıyorsun söyler misin bana? Şimdi odana git ve ben söylemeden de çıkma. Ama dizi... Odana dedim. Neyse yarınki programı sen sakinleşince konuşuruz. Of sıkıldım senden de ya. Emre çevrendekilere adam gibi davran. Odana. Of. Aman önemi yok gergin biraz. Bugün çok yoğundu haklı tabii. Aferin benim olgun anlayışlı kızıma. Beyimiz büyümüş de kafasına göre iş yapıyor şu hale bak. Biraz fazla üstüne gitmedin mi oğlum? Az bile yaptım. Büyük kendi kararlarını verecek yaşa gelince istediğini yapsın canım. Ama şu anda bu evde benim kurallarım geçer. Haklısın evladım. Birazdan dizim başlayacak. Senin babam odadan çıkmamı yasakladı. Olsun gel. Olmaz hadi git. Yağmurcuğum hadi aşağı in. Ben biraz Emre ile konuşmak istiyorum. Peki babacığım. Ama neden bu kadar kızdığını anlamadım babacığım. Ben sevinirsin sanmıştım. Sorun da burada Emre. Anlamıyorsun bir türlü. Sen bu kadar büyük bir şey alacak yaşta değilsin. Büyükler için bile şöhreti ve parayı taşımak çok zordur oğlum. Hele senin yaşında bir çocuk için bu kaldıramayacağın kadar büyük bir yük. Hayır benim için yük değil. Ben dizide oynarken çok eğleniyorum. Nesi kötü bunun? Haklısın ama sana bunu şimdi anlatmam çok zor Emre. Bir an önce bu işe bir son vereceğiz. Derslerinin durumu da belli zaten. Babacığım lütfen diziye devam etmeme izin ver. Göreceksin derslerime 4 elle sarılacağım. Hem diğer konularda da dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Ama... Yalvarırım babacığım ya. Lütfen, lütfen yalvarırım. Göreceksin seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Söz mü? Erkek sözü. Peki anlaştığımıza göre gidip şu diziyi bir izleyelim bakalım. Babacığım benim.